1993'te 8 saat boyunca gelici grup tarafından otelde sıkıştırılıp katlayıp camlar yanarken ortada olmayan devlet bugün biz 5 dakikalık basın açıklamasına da izin vermediler. Bize yarım saate yetmiş alanı kapatmışlar. Daha açıklamaya başlamadan değerli canlarımızı tek tek gözaltına aldılar. 7'ye yakın gözaltımız var. Açıklamadan sonra onlar da bilgileneceğiz. Ben kurumlarda ortaklaştırdığımız basın metni okumak istiyorum. Basına ve kamuoyuna. Madımak ziyaretlerimiz hakikat çırağımız yolumuzdur. Bundan 27 yıl önce Türkiye ve dünya halklarının göz önünde Sivas'ta Kürt Sultanatı şehitleri sırasında gerici grup ve derin yapıların saldırısıyla 33 yılımız Madımak'ta katledildi. Katliamı insanların televizyondan 8 saat boyunca canlı izledi ya da izlettirildi. Uzun süre müdahale edilmedi. Her olaya müdahale eden devlet katliama müdahale etmeyerek suç işlemiştir. Türkiye siyaset düzeni devletin kendini tanımlama yaklaşımı açısından çok net görülebilir. Devlet kendini Türkistan ve Hanefi olarak tanımlamıştır. Bu nedenle devlet sistemi içerisinde bu çeperin dışında kalanlar katledilmiştir. Koç gibi, Dersim, Malatya, Şorun, Maraş, Sivas, Kars katliamları gibi. Kürtler, Aleviler ve Anadolu'nun çok kimlikli yapısı, tekçi kimlik ve din çeperini alınarak kitlesel katliam ve asimilasyon sürecine tabi tutulmuştur. Anadolu ve Mezopotamya hakları, kültürel, inançsal kimlik yapıları talan edilmiş, tarihi zenginlikleri imha edilmiş, coğrafyalarına el konulmuştur. 93 Sivas katliamı bu çeperde düşünülebilir. Koçgiri katliamı ve Ermeni katliamı ile halk sürgün edilmiş, coğrafyanın demokrasisi değiştirilmiş, halklar arasında nifak tohumları ekilmiştir. Sivas hakikatin dili bizlere şunu gösteriyor. O da hakikatin aslında gerçeğe döneceğidir. Mezarlarımızı tahrip ederek köksüzlük yaratmayı düşünenler zini dediğinde yüz masum insanı kurşuna dizen vicdansızlığın mirasına sahip çıkmıştır. 27 yıl sonra AKP saray iktidarı katilleri korumaya, kollamaya devam ediyor. Madımak'ta yakamadıklarını bugün cezalandırmaya devam ediyor. 27 yıl önce Madımak'ta yitirdiğimiz 33 canımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 33 canımızı IŞİD yöntemleriyle diri diri yakanlar bu topraklarda işkence ve katliam siyasetinin sahipleridir. Bu katliam gözü dönmüş gerici faşist güruhların görevini ihmal eden güvenlik görevlilerinin işi değildir. Bu katliam düpedüz bir devlet organizasyonudur. Bu katliam halklarımızın özgürlük mücadelesine tarihsel olarak gerçekleştirilen faşist politikaların, katliamcı politikaların bir benzeridir. Bu katliamlar tekil değildir. Bu katliamlar süreyendir. Bir devlet politikasıdır. Bir yönetme biçimidir. Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi, tıpkı Gazi'de olduğu gibi, tıpkı Ankara Gar katliamında olduğu gibi. Bu katliamlarla hesaplaşmayan, bu katliamlarla yüzleşmeyen iktidarlar göstermelik yargılamalar yaptılar. Katilleri yargılamayı bir yana bırakın, onları ödüllendirdiler. Hepsini rütbe atlattılar. Yetmedi, anma yapmamızı engellediler. Canlarımızın diri diri yakılmasını almak istedik ve bunun karşısında Sivas'ta 8,5 saat ortaya çıkmayan devlet güçleri bugün bir basın açıklamasının dibine bitiverdiler. Evet, bu katliamlar bizim hafızamızdır. Bu katliamların hesabını sorana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama buradan tüm halklarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Bu katliam siyaseti bir yönetme biçimidir.
sarayın yönetme biçimidir. Faşizmin yönetme biçimidir. Ve tüm halklarımızı, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri bütün bu katliam siyasetine karşı ayağa kalkmaya, birleşik bir mücadeleyi büyütmeye çağırıyorum. Bunlara karşı mücadeleyi yükseltmezsek, cesurca, kararlıca yükseltmezsek bu katliam ve işkence siyaseti hepimizi esir alacak.